sendromunu nasıl atlatacağız diyor. Ve sevgili Akçe, senin Cumartesi pazarı nasıl geçti? Biz sürekli çalıştığımız için o sendromu yaşayamadık. Öyle bir lüksümüz yok. Nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyoruz. Valla dün ben ofisteydim zaten, çalıştım. Benim için çok bir şey değişmedi ama sabah hakikaten pazartesinin bir şeyi var. Bir şey havası var. Böyle bir melankolik bir... Biz fakir adamız da böyle yani. Sendroma mendroma giremiyoruz. Yani, fakir adamsın. Koskoca medya patronu fakirim diyor. Evet sevgili Akçe, gündem yoğun. Açılışı benle yaptım. Son zamanlar yalnız şey var. Bayağı AK Parti konuşur hale geldik. Yine AK Parti İl Başkanı Bülent Delican'ın bir açıklaması var. Bugün biliyorsun 10 Kasım'da AK Parti yerel bir gazeteyle, hatta ismini de verelim, Yanarsız Gazetesi'nin içinde bir ekle Atatürk posteri dağıttı. Bunu da çok eleştirmiştik hatta biz. Ulusal olarak mı dağıtmış? Türkiye geneli mi? 100 bin tane afiş dağıtmış. Hatta gazete kaç tane satıyor bilmiyorum. Yani İzmir'de gazetenin satılmadığını biliyorum da. Valla medya tavar rakamlarına göre yani toplu satışlar dahil 25 bini geçmiyor. Nasıl 100 bin tane dağıtıyorlar? Ya kendisi onu dağıtmıştır herhalde. Elden de dağıtmıştır. Bektaş Şatlar'a dağıttı. Bütün İzmir'e dağıtmışsa bilmiyorum. Yani o zaman şey çıkmamış. Ulusal çıkıyor biliyorsun artık. Yeni asıl bölgesel şey değil. Evet. Reklam pastasını büyütmek için ulusal bazda çıkıyor da. Yani ben onu anlamıyorum. Geçen de başka bir belediye başkanı yapmıştı yine AK Partili. Evet. İçine Türk bayrağı koymuştu. İşte o da 100 bin tane dağıttı. Bu 100 bin stabil rakam herhalde ya. Ya da faturada daha rahat olunca 100 bin oluyor yani. Yok ya da Türkiye genelinde 100 bin dağıtıyorsa gazete. Yani 100 bin... Abi tabii 100 bin dağıtıyor diyorsun da gazetenin resmi rakam satışı 30 bin. O 70 bin nerede? Hani biz daha önce bir programda söylemiştik. Bütün millet güldü. Hani kedi buysa ciğer nerede? Nasıl diyor? Ciğer buysa kedi nerede? Tamam onu anladım da ama demek ki Türkiye genelinde 100 bin çıkıyor. Yani adam gazeteyi para basarken... Para var, huzur var abi be. Hayır adam gazeteyi basarken... Annemin dedim ya zengin değiliz bilmiyoruz. Para var, huzur var. Ya konuyu dağıtma da. Dağıtmıyorum, ciddi söylüyorum. Yani mantığa aykırı bir kere yani iş baştan kalıyor. Sen 5 bin tane dergi basıyorsun. Kaç tane satıyorsun? Ama ben 5 bilemezsin yani. Anladın mı? Dağıtıyorum ama ben. Ya sen dağıtıyorsun. Anlatabildim o mi? O da satıyor. Yani şimdi bunların resmi bir satış rakamı var. Basıyla kurumuna tabi oldukları için. Evet. Olan şey ihale kanununa göre ilan almaları için, mahkeme kararlarını ilan alması için belli bir satış oranı var. O satış oranının üstünde çok. Ya, zaten başarı satışını... Bak şeyi söylüyorum. Abi mantığını söyleyeyim sana. İhaleye çıkarken... Ya o kadarını biliyoruz be kardeşim. Ben sen için demiyorum. Vatandaş için söylüyorum. Sana anlatmıyorum zaten. Ben orayı zaten geçiyorum. Vatandaşı ilgilendiren bölüm Yenası Gazetesi'nin ya da diğer gazetelerin kaç tane sattığı değil. Vatandaşı ilgilendiren şu. Bir siyasi partinin, iktidar partisinin, bu muhalefet de olur. İktidarda olmayan, hiç şey olmayan, parlamentoda milletvekili olmayan parti de olabilir. Bir siyasi partinin alıp bir şeyini bir nasıl söyleyeyim, hediye ettiği bir şeyi paylaşması ya da onu dağıtması etik olarak doğru değil. Doğru mu? Bir firmanın yaparsınız. Reklam anlaşması olan bir firma olur. Abi firma belediyeler şey yaptı daha önce. Atatürk posteri ticaret odası da yaptı. Ama dağıttılar. Yani aynen, öyle bir gazete aracı kullanmadan zaten. Ya şimdi, etik olarak değil. Zaten iyi de, zaten iyi de abi, orada, gazete 4 senedir 5 senedir işte bir Ankara'ya giden bir bayan geldikten sonra zaten gazete günlük 40 bin 50 bin satışlardan 2000-3000 satışa kadar düştü İzmir'de. Yani işte nedir? Sahibinin sesi diyorsun ya. Tamamen iktidar yanlısı, işi gücü CHP belediyelerine sallamak, saldırmak olan bir gazete oldu. Şimdi kalkıp herhalde Bülent Delican'ın Sözcü içinde ya da Cumhuriyet'in de bunu dağıtmasını beklemeyeceksin. Ya Sözcü dağıtsa bu da yanlış. Ya bu da yanlış. Cumhuriyet'e dağıtsa yanlış abi yani. Bitir, bak sana diyorum ki her yerde yazıyorlar ya 100 bilmiyorum 100 kaç yıllık çınar, 100 bilmiyorum. Çınar mınar yok abi şimdi. En ufak bir rüzgarda yıkılacak Bülent bir şey. Bülent Delican'la konuşma şansın oldu mu bu konuya? Bülent Delican'la ben konuşmadım. Yani. Her şeyi konuşuyorsun, bunu niye konuşmadın? Yani o arası konuşuyorum. Ben kimseye özel arayıp bir şey hayır konuşmuyorum. Hayır, arayıp sorsaydın başka mı yaptığın doğru değil. Arayayım şimdi canlı yayında. Hayır, ya, yaptığın yani hayır her şeyi ya arıyorsun, yani, konuşuyorsun da. Hayır, senin samimi dostun olduğu için söylüyorum ben. Yayından sonra ararım, yarın devamını söylerim. Aynen, hani, bence sormanda fayda var. En azından bizi şu an dinleyenlere canlı canlı ama yani o da açıklama yapmış. Verdi. Bugün CHP'ye geçirmiş. Yani CHP şöyle, CHP böyle, CHP ya şimdi o gider ayak kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Ya sen bu 14. Sen de yetmedin ama galiba ona. 14. gün bugün. Gerçi, 10 dedin. Gerçi sen de yavaş yavaş sallamaya başladın ya. Geçen ya program eleştirdin yani. Ha, niye sallayayım adamı? Geçen program eleştirdin yani. Yanlış varsa eleştiririz abi. İşte sen eleştiriyorsun. Kimse peygamber ki, değil. Peygamberin bile hatası var ki. Demek ki il başkanının hakikaten... Peygamberin bile hatası eleştirilmiş zamanında. Yani kimse peygamber değil yani. Ya şimdi neyse bu tabii yaptığımız şaka da. Şimdi AK Parti'nin Atatürk açılımı çok hızlı oldu. Değil mi? Yani bir itiş oldu. Şimdi ben Bülent Delican'ın açıklamalarını okurken ya da hani bir tek Bülent Delican üzerine inmeyelim ama hani AK Partili milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının
il başkanlarının ya da işte ilçe başkan açıklamalarına baktığımda yani bunları bir böyle şaşkınlıkla izliyorum, şaşkınlıkla okuyorum. Ya bugüne kadar sanki Atatürk'e laf söyleyen ya da Atatürk'le ilgili farklı bir düşüncesi olan CHP'ydi. AK Parti bugüne kadar ideolojik olarak böyle çok Atatürk ilke ve inkılaplarını ya da şeylerini savunur bir partiydi. Sanki bir anda birileri bir şey söyledi. Bir dakika kardeşim sen ne diyorsun ya? Atatürk'le ilgili sen nasıl konuşursun? Gibi sizin babanızın tekelinin malı tekelinde mi gibi açıklamada geliyor. Bu hayret ve şaşkınlık veren bir durum. İşte bir CHP'lerle espri yapıyorum. Bir Atatürk vardı elinizde o da gitti dedim ben geçen. Ya sen bunu gerçi bunun üzerine biz konuştuk çok değil mi? Geçen programı yaklaşık bir saat konuştuk bununla ilgili. Doğru mu? Şimdi çünkü telefonu bizim, bırakırsan. Yok siteden bir haber açmak için okudum. Evet. Ben kendi köşe yazımında sonunda şey demiştim. Tamam Atatürk açılımı yaptın da bugüne kadar anti-Kemalist bir açıklamayla geldiğin iktidarda o anti-Kemalist yapıyor işte eski milli görüşçüler var bunun içinde daha uç milliyetçiler var Alperenciler var falan filan. Bunların hepsini Atatürk karşıtı söylemlerine oyunu topladı. Bu saatten sonra ne yapacaksın yani nasıl onlar? Önce onları ikna edeceksin sonra vatandaşı Atatürkçü olduğunu. Evet. Bak bu yapının sözcülerinden biri. İşte Habertürk'te yazan, köşe yazarı bir bayan. Nihal Bengüsü Karaca. Evet. Basına ilk giren türbanlı yazarlardan biri ve fanatik de bir AK Parti savunucusu. Demiş ki AK Parti hangi Atatürk'e sahip çıkacak? Din körü körüne bağlanmaktır diyene mi diye. Dakika bir gol bir abi işte. Sen dün açıklama yapıyorsun. İlk cepheden senin açıklaman geliyor. Hı. Zaten diğer zaten seni ya sana yakın yandaş gazetelerin hepsi işte 10 Kasım'da pul kadar görmedikleri haberi tam sayfa verdiler ama o da hikaye yani. İçinden yazarlar isyan etmeye başladı. Şimdi Nihal Bengüsü Karaca'yı hani belki CHP yazarlar tanımaz. Hani Habertürk'te çıkan programdan belki tanır. CHP'ler bilmez, diğer partiler bilmez ama AK Partiler için dediği sağlam delil olan bir yerde. Mesela Hikmet Karaman var gene aynı şekilde. Dediği sağlam delil olarak kabul eden. Bunların hiçbiri kabul etmiyor. AK Parti içinde Atatürk'ü savunacak kim olur? İşte her devrin insanı olan bir iki tane yazarlar var işte. Karı kocalar var mesela. İşte bankasyadan kredi alıp AK Partili olan sonra birden bankasyacı olan işte heykeli dikelim diyen ki bunlar belgeli olduğu için konuşuyoruz. Yani suç teşkil etmiyor neticede. Yani bugün yurt dışına kaçan savcının heykeli dikilmedi diye açıklama yapan insanlar. Ha bunlar savunacak. Niye? Bunlar zaten oradan nemalandıkları için yani hayat kaynakları olduğu için ama bir de davaya inanan adamlar var. Bunlar nasıl ikna edecek? Hani sen mesela AK Parti yapısını en iyi bilenlerden birisin bu kentte. Şimdi sen biliyorsun ki bu kentteki %36 oyun temelin %25'ini muhafazakar ve mutasip bir kesim karşılıyor. Ve çok ağır muhafazakar ve mutasip olan kesim de AK Parti içinde Atatürk'e bakış açısı çok farklı yani. Bunu dünya alem de biliyor. Şimdi sen bunu nasıl ikna edeceksin? Kemal Paşa'da nasıl ikna edeceksin yani? Atıyorum yani Menderes'te nasıl ikna edeceksin? Torbalı'da Ödemiş'te nasıl ikna edeceksin köylüye? Sen yıllardır adamlara anlatmışsın ya bu Atatürk böyle oldu, şapka devrimi yaptı, yok şunu astı, bunu etti diye yazmışsın. Değil mi? Evet. Daha bir hafta önce bütün bu yazarların tamamı İskilip'le Atıf'ı astı diye şey yapıyordu. İskilip'le Atıf Hoca'yı astı diye bangır bangır yapıyordu. E bununla ilgili 10 tane film çektirdin. Şimdi nasıl döneceksin? Ya kimse bu, de... Ben bundan şeyin etkisi de çok oldu. Son geçtiğimiz aylar özellikle iki kişinin Atatürk'le ilgili söylediği sözler vardı. Bayağı ifade bıraktılar. O ayrı. Hakaret edenler yargılanacak denilen adamlar ki bunlar ceza kanununda yeri var bıraktılar. Ne oldu? Beyefendi yargılamaları devam ediyor. Hani asacak halleri yok yani. Ya asacak halleri... Ben basit bir örnek vereyim abi sana. Sen şimdi diyorsun ki Bülent Delican 100 bin bayrak dağıttı. Evet. Geçen de bir belediye 100 bin tane dağıttı. Nasıl da yine Bülent Delican'a getiriyorsun? Dur bir şey söyleyeceğim. İyi şekilde düşünme. Dur lafımı bitireyim. Bu 100 bin bardağın maliyeti nedir abi? Tanesi 1 liradan olsa 100 bin liradır. Ya bunu sadece kendi tanıtım ve medya masraflarını harcasan bunun yerine başka yerlere poster atsan, afiş atsan insan daha çok görür. İnsanlar. Hani bırak yani gazetelere basına reklam vermeyi ya. Yani İzmir'in değişik yerlerine 10 tane afiş atsan insanlar daha çok görür. Aa der. Bir şey der yani. Evet. Yani hiçbir şey taraf olmayacağım. Benim yaz abi bir tarafa. İşte Atatürk'ün çok meşhur laf var. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır sözü var. Hedefin 2023 değil mi kardeşim? Bu Cumhuriyet'in 100. yılından bahsetmiyorum. Aser tarafa. Hedef 2023 dediğine ekle. Atamızın yolundayız de. Bundan güzel propaganda mı olur?
Ama sen kalkıp işte bez dağılıp bir de altta böyle bir büyük imzayla dağıtıyorlar yani. AK Parti İzmir İl Başkanı. Ya ben yemin ediyorum eminim alanların yarısı o imzayı oradan keserek balkonda asmıştır yani. Çünkü tam böyle ceketin alt kısmına denk geldiği için keserek asmıştır yani. Çünkü ben İTO'da yaşadım. Yani İTO bayrağı görmesini o zaman sevmeyenler birçoğu İTO bayraklarını kesti yani. Buca dağıtırken Buca bayraklarını kesti yani. Evet. Bu canavarları. Ama şimdi onu söylüyorum. Tanıtımsa böyle tanıtım yap abi. Yoksa kimse ya bir de şey inanmıyor ya. Hani aslı varken taklidine kimse rücu etmez diye bir laf var. Yani orada zaten CHP yıllardır CHP şeyi tartışıyor. CHP'den daha fanatik Atatürkçü geçinen kim? İşçi Partisi değil mi? Eski şimdi Vatan Partisi. Evet. Aslı varken niye Atatürk'ün partisi varken niye Millet Vatan Partisi'ne gitmiyor? Daha cansiperane savunuyorlar. Yemiyor abi kimse bunlar ya. Ondan sonra sen istediğin kadar bağır çağır senin belediye başkanlarını zaten. İki tanesi bunu diyor, üç tanesi yok. Yani sen ben bir şey söyleyeyim tamam. 10 Kasım madem o kadar çok özel bir gündü. Hangi belediye ilan verdi 10 Kasım'da AK Partili? Bir anma mesajı yayınladı. Bırak ilanı ya. Cep mesajları geliyor bize. Bütün belediyelerin geliyor değil mi? Evet. Cami temel atma töreni için Kemal Paşa'dan geliyor. Daha konsantre olamamışlar. Daha ne olacağını bilmiyorlar. Ne diyorum abi. 10 Kasım'da nerede? Ama ilçe başkanı eve konsantre oldu. Ankara'ya gidenler, pankart asanlar, mesaj gönderenler. Bir buradan Buca gitti. Evet. O da Buca zaten adam videonun farklı bir adam yani. Adam zaten Buca'da anlatıyor bunu. Bir de Buca'da değişik bir şeyler yapıyor. Yani İzmir AK Parti içinde ilk defa böyle değişik işler yapan oldu. İşte adam ilçe başkanlığı uzaktır diye Gediz dediğinden bölgeye bir tane de yer açıyor. İşte şeye ne bu yukarıda Göçmen Mahallesi'nde ayrı bir yer açıyor. Adam şey yaylaca ayrı evet. bir yer açıyor. Anlatabildim mi? Gidiyor arka tarafa Buca kopa işte daha çok Alevi nüfusun olduğu bir yere şube açıyor. Nedir? Daha çok insana dokunmak. Evet. Ha, bunu anlarım. Ama Beşiktaş'ta sen yıllarca Atatürk'e nefret etmişsin. Çarşıya karşı sırf Atatürk sloganlar atıyor. Çarşıya nefret etmişsin. Beşiktaş'ta her tarafa pankart asıyorsun. Hadi Atatürk'e gidiyorsun. Kaç kişi gitmiş? Merak ettim ben bir de ya. Sen de karar ver yani. İnsanlar hem gidiyor bak, gidiyor girip gitmemesini tartışmıyor. Mutlu değilsin yani. Ya, tartışmak ayrı bir şey abi. Ya sen samimi bulmuyorsun herkes gibi. Samimi bulmuyorum yani. Tabii, bu söyleme açık. Ben samimi olsam diyorum ki abi ben 100 bin tane bayrak dağıtana kadar açarım bütün gazeteleri şakşaf şakşaf filan veririm. O parayla daha ucuza gelir. Evet. Yani şey partinin parasını çarçur etmemiş olmazsın. Hem para yok diyorsunuz. He, hem para yok diyorsun hem partinin parasını çarçur etmesin. Belki para ödememiştir ya. Belki para vermemiştir onun için. Valla Mithat biz her yerde bir şey alırken bir şey derken biz para ödüyoruz. Başkası öpücükle bu işi hallediyorsa bilemem yani. Ama işte aynı davaya hizmet edince para çok önemli olmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Bence önemli abi. Her halükarda yani. Önemli. Çünkü giderken arkandan diyorsun ki ben bu kadar harcadım, bu kadar borç bıraktım, bu kadar bırakmadım. Yani para önemli olsaydı, olmasaydı evet. bugüne kadar bütün partilerdeki yani bütün partiler söyleyeyim sadece o parti için demiyorum. Evet. Bütün partilerde çıkan yani adam bu kadar para harcadı. En çok övündüğü şey partiye kimse para vermiyor. Partinin bütün masrafını ben karşılıyorum diyor. Bence yanlış. Verme. Çarçur etmiş. Verme. Çarçur niye veriyorsun abi. Kardeşim? Ya bak. Niye veriyor? Bir şey söyleyeyim. Tam niye veriyor? İzmir'de kaç tane gazete var abi? Ya soruma cevap versene. Bırak gazete işini. İl başkanı her yerde Bülent Ercan her yerde şeyin parasını ben kendi veriyorum. İçin veriyor kendi konuşuyor. Niye konuşuyor? Niye konuşuyor? Ya işte konuşur. Niye? Ama bu etiket bu bir ben bunu yaptım demek. Tamam. Ben partiye davaya bu kadar harcadım demek. Hani ama sen AK bak Parti, ben gözü Parti, kapalı bunu AK yaptım Parti'ye, bana. AK Parti'ye verdin ama geçen sene de Türkiye'de ilk yüzün içine girdin. Vergi rekortmenleri açısından. İş yerini büyütmüş. İşte AK Parti ne tesadüf AK Parti başkanı olduğu döneme denk geliyor. Ya bu kadar iş yerini büyütmüş. Şu andaki büyük ejderha yanlış. Ege Üniversitesi'nin rektör hikayelerinin içine bu kadar niye giriyor? Ege Üniversitesi rektör hikayesinin içine herkes var ki. Niye giriyor? Herkes İl başkanı niye giriyor? Siyasi değil mi? Girme. Yo atamalar rektörler siyasi atama değil mi? Rektörler hangisi seçilerek geldi? Ya oylama yapıyorsun. Oylamada 5. çıkan adam rektör kardeşim, çıkıyor. 3 oy alan adam rektör oldu bu ülkede. Sen eğer doktorsan, eczacıysan ya da bilmem neysen sağlıkla ilgili bir işin varsa girmeyeceksin. Sen avukat olursan girersin. Sen mimar olursan İl başkanı girmese olmaz ki zaten. Niye girsin? O topa il başkanı herkes girer. O mu atıyor? Öyle değil. Rapor verecek. O iyidir bu kötüdür. Kime ne ya? Abi bu ülkede. Abicim 9 Eylül Üniversitesi'yle Ege Üniversitesi'nin rektörünün atamasıyla il başkanı ne alakası var? Ya ülkede 3 oy alan adam rektör oldu. 1000 oydan ancak 3 oy alan. Ya başka bir şey. Bir kendini oyun almış. 2 tane fazla adam almış. Aynı şey bu aynı şey siyaset. Aynı şey mi? Tabii. Ne siyaseti? Kendi adamını kendi yakını getirecek. O tepedeki cumhurbaşkanı atıyor. Kendi yakını getirecek. İl başkanı ne yapıyor? Şimdi ben program partneri olsam. Ya il başkanına ne? Ben program partneri
yani sen varken niye başkasıyla çalışacaksın? Çünkü sen de hani program keyfi tamam, başkandan ne? Çalışacak adam onunla. Kimle çalışacak? Onunla çalışacak. Rektörle çalışacak. Hayırdır? Tabii orada siyaset yapacak. Var, onun için mi çalışacak? Yok siyaset yapacak. Rektörle. Abi üniversite içine gir bir bak bakayım. En rahat kim çalışıyor? Üniversite siyaseti öğrenciler yapar. Tabii, öğrencilere kim sana atanıyor? Sen bugüne kadar bir tane ak gönüllü ya da başka bir adam gördün mü cezalandırılan? Ya kardeşim başka bir şey söyleyeyim sana. Ya ben rektörlük tarafından niye okuldan atılan uzaklaştırılan niye edilen... giriyor? Niye sorma cevap vermiyorsun? Allah Allah. Bak şu an ben il başkanı bu siyaset niye gidiyorum? Sen diyorsun öğrenci diyorsun bilmem ne diyorsun başka bir abi, şey diyorsun. Abi kendi orada ne, öğrenci yapsın kendi siyaset yapan gençleri korumak kollamak zorunda. Onun için de ona uygun adam edecek. Tabii doğru söylüyorsun. Haklısın. Bence çok güzel bir açıklama yaptın. Tebrik ederim seni. Sen illa uğrayacağım diye ya adama. Niye vurayım ne bu takıntı ya? Ben onu ya alamadım. Ben de diyorum ki adama yani il başkanı AK Parti ya da CHP il başkanı. Ya zaten CHP gidiyorlar. Ya da ben başka bir abi söylüyorum. Zaten gidiyorlar. Girme bak, kardeşim girme. Bak, sen niye gidiyorlar diyorsun? Sana ne rektörden? Ya bu rektörü kim atıyor? Sayın Cumhurbaşkanı atamıyor evet. Mu? Tamam sen kimsin? Bu raporu kime gidiyor? Ya sen kimsin? Cumhurbaşkanına gidiyor. Ya ne raporu? Abi çalıştı adamlar. Hangi rapor? Ya hazırladıkları rapor. Sen boşuna mı çalışıyorlar böyle? Raporu ki neye göre yazıyor? Kendine bana yakın mı? Değil mi? Bana sıcak mı? Rapor gördün mü? Bana işe yarıyor mu? Gördün mü mi? Raporu? Ya ona göre rapor yazıyor. Ya bırak Allah aşkına. Allah. Sen bir adam farazi konuşuyorsun. Hiç gördün mü bugüne kadar Türkiye'de şeyini gören hani hakikaten işini düzgün yapan bir adama ya bu adam işini düzgün yapıyor ama ya bana karşı falan filan deyip de şey yaptın. Ama farazi konuşuyorsun sen. Farazi konuşmuyorum ya. Farazi konuşuyorsun. Yani ben adam işine geldi diye yazıyor diye öyle bir mantık yok. Ben sana geçen ne dedim Kemal Paşa'da rapor var kardeşim. Raporun içeriği şu diyorum. Ya, ben sana sayıyorum. Ya il başkanına bir dakika il başkanına laf söyledi diye Karabağlar meclis üyesi Emre Kavuz'u atmadılar mı partiden? Bak soru soruyor. Atmadılar mı? Evet. Ya sorusu atmadılar evet. mı? Evet. Peki FETÖ'den tutuklanmış dosyası ile gelmiş adamlar niye atmıyorlar? Teşkilat başkanı niye atmıyorlar? Bakma teşkilat yok başkanı. Ya. Tabii bak İl başkanı her şeyi biliyor onu mu bilmiyor? Bilemem. Ya bak şey soruyor. Ya. Hüseyin Ahmetoğlu soruyor. Mithat Bey Sayın Danican'a gazetecilere bu kadar yüklenmenin nedeni ne olabilirdi? Anlatacağım ona. Tamam arada vereceğim onun cevabını. Daha arada. Evet. Sevgili yönetmenim herhalde bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra beraberiz. Zaten il başkanı gidiyor rahat ol. ...92.2 Radyo Ege Postası. Şimdi reklamlar. Trafik kazası mağdurlarının dikkatini. Lütfen dikkatle dinleyin. Son 8 yıl içinde bir trafik kazasında yaralandıysanız... ...veya bir yakınınızı kaybettiyseniz... ...ilgili sigorta şirketinden tazminat alma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu Grup Sigorta olarak sizden hiçbir ücret talep etmeden 45 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırıyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin. Hasar ihbarında bulunmak için bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Telefon numaramız 0850 480 55 57 0850 480 55 57. Anadolu Grup Sigorta güvencesiyle trafik kazası mağdurlarının dikkatini. Lütfen dikkatle dinleyin. Son 8 yıl içinde bir trafik kazasında yaralandıysanız veya bir yakınınızı kaybettiyseniz ilgili sigorta şirketinden tazminat alma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu Grup Sigorta olarak sizden hiçbir ücret talep etmeden 45 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırıyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin. Hasar ihbarında bulunmak için bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Telefon numaramız 0850 480 55 57 0850 480 55 57 Anadolu Grup Sigorta güvencesiyle. İzmir siyasetinde neler oluyor? Gündemde ne var? Partilerde en son gelişmeler ve merak ettiğiniz her şey egepostası.com'da. Tarafsız, ilkeli ve dürüst haber için 7 gün 24 saat sizleri bekliyoruz. Egepostası.com. Ege Postası ihbar hattı 0232 464 45 15. www.egepostası.com. Haberin kalbi burada atıyor.
Yıllara dayanan tecrübesiyle sektöründe yer alan Karadeniz Mobilya ve Mutfak, M Design Ofis Mobilyaları markasıyla ofis mobilyası sektöründe de yeni bir soluk getirdi. Bünyesinde mutfak ve banyo dolapları, gardırop çeşitleri, ofis mobilyası, iç mekan dizayn ve dekorasyon faaliyetleri gibi tüketicilerin mobilya konusunda tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Karadeniz Mobilya, M Design Ofis Mobilyaları, tüketici beklentilerini dikkate alarak ürün kalitesinden ve güvenliğinden asla taviz vermeyen, çevreye saygılı ürünler üretmeyi görev edinmiştir. Telefon numaramız Merkez Telefon 464 0403 Karabağlar. Celsa Metal, 1994'ten bugüne her geçen gün kurumsal saygınlıkla markayı pekiştirerek, gücümüze güç katarak büyüyoruz. Celsa Metal'de ihtiyacınız olan asma tavan malzemeleri, alüminyum profil ve saç çeşitleri, cephe sistemleri, kapı pencere sineklik, küpeçte ve panjur aksesuarları, cam balkon sistemleri, otomatik kepenk ve duşakabin imalatını uygun fiyat ve kaliteyle bulabilirsiniz. Celsa Metal adres, Kamil Tunca Bulvarı 4212 Sokak, numara 20 Altındağ Bornova'da. Telefon 0232 467 0061. Faks 0232 467 0256. Celsa Metal. Grete Restoran, deniz ve et ürünlerinden oluşan sıra dışı lezzetler çok uygun fiyatlarla Grete Restoran'da. Fasıl eşliğinde muhabbet ve dostluğun zirve yaptığı İzmir'imize yakışan mekan Grete Restoran, Folk Arts A Blok 6 Bayraklı'da. Grete Restoran'da özel gün ve rezervasyonlarınız için telefon numaramız 0232 502 0022 0232 502 0022. Reklamları dinlediniz. ...92.2 Radyo Ege Postası. Evet efendim, ikinci bölümde beraberiz. Adem Nakçı'yla birlikteliğimiz devam ediyor. Kapatırken sesim yayına gitti dedim de tekrar söylüyorum. İl başkanı değişiyor abicim. Zaten eskiye rağbet, eskiye rağbet operasyonu başladı. He. Türkiye'de istifa eden 12-14 tane... Sen onu konuşmak için eski adamlar söyledin. Var. Yok yok, ben onu konuşmak... Sayın Delican dinliyorsa bizi görüyorsun. Sayın Delican bizi dinliyorsa senin gidiş haberini Adem Nakçı verdi. Niye sen vermedin mi? Yarınki gazetemizin manşeti Adem Nakçı özellikle söyledi. Bülent Delican gidiyor canlı canlı. Sen de bunu söylüyorsan gemi su almaya... Niye sen, seni savunuyorum. Sen 10 gündür gitti diyor, 14 gün ettim. Daha var, daha var. Neyse bakacağız. Hani ayıp olmasın. Sen yalancı şimdi, çıkma diye söylüyorum bunları. Şimdi Hüseyin Ahmetoğlu muydu arkadaşımız? Evet. Bu eski AK Partili sanıyorum değil mi? Halen AK Partili yönetimde. Halen yönetimde. Yönetimde. Kalabalar koordinatör olur kendisi. Öyle mi? Koordinatör mü? Evet. İyi partilidir ama Hüseyin Ahmetoğlu. Ya bir şey demiyorum. Şeye mi girmiş? Yani şu an il yönetiminde mi, ilçe yönetiminde? İl yönetiminde. Şu an il yönetiminde şimdi koordinatör. AK Parti'de il yönetiminden de koordinatör atıyorlar. Belli ilçelerin koordinasyonunu onunla sağlıyor. O zaman yedek yönetimde. Asil yönetimde ya. Allah Allah. Hiç yedekten asile çıktı. Bak oradan gelmişse. Bir numaralı yedek. Tamam, oradan gelmişse oradan hatırlamıyorum. Yani o yüzden ya bir sorun da. İhtiyarlık bunamaz. Bir dakika sonra bir şey anlatacağım. Dur. Hı. Ne sormuştu arkadaş bize? İl AK Parti il başkanlığına ilgili. Mithat Bey, Sayın Delican'a gazeteci olarak bu kadar yüklenmenin nedeni ne olabilir diye. Ya Delican'a ben yüklenmiyorum. Kendi partileri yükleniyor. Ya ben burada yine yaptığım yorumlarla kibar yorumlar yapıyorum. Kendi partilerin yaptıklarını herhalde duymuyor ya da işine gelmiyor. Bir onları bir dinlese neler söylediklerini kendileri şey yapıyor. Bir ikincisi bizim görevimiz zaten siyasileri eleştirmek yani. Oturup şakşakçılık yapacak halimiz yok burada Bülent Delican'a. Niye savunca şakşakçı olmuyor? Hayır, yapanlar var zaten. Bize de gerek yandaş yok. Medyası biz, var diyorsun. Biz zaten bak bizim görevimiz zaten bu. Biz Sayın İl Başkanı'nın bugüne kadar yaptığımız bütün eleştiriler o belden aşağı bize karşı belden aşağı vurmasına rağmen beni DHKPC'li yaptı. Yetmedi terör örgütü üyesi yaptı. Şikayet etti. Yetmedi arkamda bir sürü dedikodu yaptı. Bütün bunları herkes ama. Yönetim kurulu oturdu beni konuştu. Tamam mı? Bütün bunlara rağmen bak adam bütün bunlara rağmen ben hiçbir gün ne yazdığım köşe yazılarında
ne çıktığım televizyon programında ne radyo programında. Asla ve asla Bülent Delican'ın sadece ve sadece siyaseten eleştirdim. Ve siyaseten de siyasetinde de eleştirmeye devam ediyorum. Özel hayatıyla ilgili neler geldiğini sen biliyorsun. Hiç topa girmedim. Bir gün bile bu konuyu konuşmadım. Konuşmam zaten tarzım değil. Bu kurumla ilgili de öyle bir prensip kararımız var. Asla kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Ama buna rağmen Sayın İl Başkanı bizi bir sürü şeylerle itham etti. Şeye gelince de İl Başkanı'nın iyi yaptığı şeylere gelince ben iyi yaptığı bir şey görmedim şimdiye kadar. Hemen başlayalım. Hemen söyleyeyim. Sağ olsun. Bana da konuşma fırsatı buldu. Verdi Sayın Ahmet Bey. Hüseyin Ahmetoğlu. Şimdi bir. Hemen başlayalım. İl Başkanı koltuğuna oturdu. Kendi yönetimi değildi. Sen hep iddia ediyorsun. Yönetimleri gelmiyor. Başka bir yönetimlerden gönderdiler ona. Senin tabirinle. Bugüne kadar Özgür Özal senin iyi dostun. Sor ilk yönetimdeki 5 tane avukattan kaçını tanıyordu diye. Bir dakika beyefendi. Bugüne kadar 100'ün üzerinde kişiyle yönetimlerde çalışmış. Yanında kalan 10 tane adam. Bu 10 adam da onun da 6 tanesini göndermiş, geri çağırmış. Kimi gönderdi geri çağırmış? Ya işte Abdülham. Mehmet'ten hiç kimse başka? Yok daha var. O neydi? Bir tane avukat vardı. Eski teşkilat başkanı. Konak'taki. Yunus. Yunus Kalkan geldi gitti. Bir sürü. Yunus Kalkan. Bir ara şeyi gönderdi, bir daha geri geldi. Bir sürü. Neyse git geldileri çok oldu. İkincisi 7 Haziran seçimlerinde bu ülkenin başbakanı olan Sayın Binali Yıldırım'a ve onunla beraber çalışan arkadaşlar herkes yapmadığını bırakmadı. Karşılamaya gitmedi. Programını yapmadı. İyi de o zaman vekil değil mi bu? Fark etmez beyefendi. Bu partinin tabelasını çakmış. O zaman bütün milletvekilleri tek karşılayacak abi. Binali Bey öyle sıradan bir milletvekili değil, bir. Binali Bey partinin tabelasını Sayın Cumhurbaşkanı'na verdi. O tabelayı asmış bir kişi. Hani vefa önemlidir ya AK Parti'de. Ve insanları siz eğer sıfatlarına göre bu partiyi yargılarsanız o başka bir şey. O zaman eskiyi hepsini bırakın. Hani az önce şeyi konuşacaksın ya sen biraz sonra. Eskileri konuşacaksın ya. Şimdi oraya geleceğiz. O zaman onu konuşma. Onlar gitti dersin o zaman. Yok yapı değişiyor. Bir dakika beyefendi. İşte vefa önemli. Yani siz bu partinin vefa semtadı. Partinin şu an tepesindeki adam, en tepesinde genel başkanlık yapmış, başbakanlık yapmış. Ve 11 yıl boyunca partinin en önemli bakanlığında, icracı bakanlığına görev almış bir adam 3 ay sonra görev verilmiyor diye, 3. döneme takılıyor diye gelip burada siz onu yok sayarsanız, onunla beraber çalışanların üzerine oynarsanız, arkasından 1 Kasım seçimlerinde bir anda yine Binali Bey geliyor. Bu kez ne var? Aday. Ne aday oğlum? Milletvekili adayı. 3 ay sonra da kalkıp efsane bakan geri dönüyor derseniz işte o zaman siyasetin kimsenin saygısı olmaz. 7 Haziran'da adam yoktu. Keşke adam burada da yoktu. Çalışmadı. Biz gittik ya. Ben gittim. 3 tane basın toplantısına gittim. Burada geldi. Şurada hemen şey. Tamam. Kim listede vardı? Liste önemli değil ya. Ya kim vardı? Ben sana onu söyleyeyim. Hangi listede? Binali Bey'in yanında kim vardı bakanlık? Ya ben başka bir şey söylüyorum. Ben bakan olması önemli değil. Yok o kadar. Siz abi, listede yoktu adam da. Cumhurbaşkanı gönderiyor İzmir'e. Cumhurbaşkanı Binali Bey İzmir'e gönderiyor. Git kardeşim İzmir'de senin tabanın var. Git çalış diyor. Hiçbir görev olmamasına buraya geliyor bu adam çalışmaya. Ama siz il başkanı olarak bu adamı yok sayıyorsunuz. Öbür bakan nasıl koşturuyordu? Burada zaten Binali Bey'in kendi ekibi ayrı çalışıyordu. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Tamam. Ayrı bir seçim koordinasyon merkezi vardı. İlden de bağımsız bir seçim koordinasyon merkezi vardı. İl başkanı olarak davet ettiğiniz Binali Bey mi gelmedi? Siz bir adam siz zaten ayrı bir koordinasyon bir merkezi kardeşim, kurmuş siz, gelmeden. Nasıl yapacak? İl başkanı olarak program yaptınız, gelmedi mi? Mithat, ya Türkçe konuşuyorum. Ben mi? De diyorum ki sana adam ayrı ya bir seçim koordinasyon merkezi kurmuş. Ben bir şey söylüyorum. Sen il başkanı olarak program yaptığında Binali Bey gelmedi mi? Abi konvoy binasında ayrı bir koordinasyon merkezi var mıydı yok muydu ya? Niye mi iddia ediyorsun ayrı? İldeki koordinasyonla çakamayla bu başlığı değil. Sen şimdi kalkıp da adamları dışlarsa adam tabii koordinasyon merkezi kuracak. Niye? Gelip ben bu partinin sahibiyim deyip odaya niye oturmadın? Niye girsin? Niye gitmesin? Ya? Allah Allah, partinin sahibisin. Sana tavır alacak. O da Binali Bey'in büyüklüğünü ortaya koyar. Evet, yani, o da büyüklüğünü ortaya koyar. Bu böyle bir mantık yok. Evet, o da büyüklüğünü ortaya koyar. O gidecek partiyi ikiye bölecek. Hayırlı takama açacak. Binali Bey için demiyorum. Kim olursa olsun. O da onun büyüklüğünü ortaya koyar. Binali Bey için demiyorum. Şahsa indirgemeden söylüyorum. Ben partide sakama olacağım. Başkayla sakama açacağım. Ondan sonra gidecek. Gelmedi, bizle çalışmadı. Bizi davet etmedi. Davete icabet.
Etmesi mi lazım illahi? Planlamayı kim sen bu partinin kardeşim? Sahibi değil misin kardeşim? Buranın patronu kim? Buranın patronu kim? Şu an mı? Evet. İl başkanı. Evet. Patron diyecek, gel diyecek. Vermedi mi? Hani bir yürekli bir adamsa... Hani diyemezdi. Bak bir dakika. Ben diyemez demedim. Bir dakika. Bir dakika ya, sapıtma. Sapıtmıyorum abi. Çarpıtma lafı. Çarpıtmıyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Ben bir şey söylüyorum sana. Ben dedim ki bu adam 3. döneme takıldığı için İzmir'e çalışmaya geldi. İl başkanı da yok saydı. Bu kadar basit. Ya çalışmaya gelmeden önce SKM'si kurulmuş muydu, kurulmamış mıydı? Bana bunu söyle. Kurulmamıştı. Ya yapma gözün seveyim. Evet, kurulmamıştı. Bildiğini inkar ediyorsun. Yok yok, bildiğini inkar ediyorsun. Ya valla bildiğini inkar ediyorsun. Bu şeye gittiğinde... Bildiğini inkar ediyorsun. Şeye gittiğinde bir dakika. Konvoyda Binali orada Bey, ekip kurulmuş. Binali Bey bir tane miting yaptı Bayraklı'da. Bayraklı mitinginin olduğu gün il başkanı bütün milletvekili adaylarının çoğuna televizyon programı yazmıştı. Gitmesinler mi abi? Evet, gitmesinler diye. E nasıl anlatacağım? Orada bir kişi konuşuyor, 10 kişinin ayrı yayın yapması kötü mü? Cumhurbaşkanı bir yerde konuşuyor, herkes gidiyor. Bütün dünyadaki, Türkiye'deki bütün bakanlar, bütün milletvekili işini gücünü bırakıp geliyor. Ya sen şimdi Cumhurbaşkanı'nın aynı kıstasa sokuyorsun. Vallahi İzmir'de Cumhurbaşkanı'ndan daha etkili Binali Bey. Kim? Binali Bey. Yapma gözünü seveyim. Evet. Yapma gözünü seveyim. Evet. O kadar değil ya. Evet. Değil abi. Türkiye'de yani AK Parti'nin, bak AK Parti'nin 14 yıllık tarihinde, İzmir için söylüyorum, 14 yıllık tarihinde İzmir'de en başarılı alınmış sonuçlar Binali Yıldırım'ın milletvekili adayı olduğu ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem alınmıştır. O zaman teşkilat çalışmadı yani. Teşkilatla alakalı yok. Teşkilat Binali yok. Binali Bey geldi, aldı oyu gitti. Binali Bey burada bir marka. Binali Bey burada bir marka. Abi tamam kardeşim. İnsanları küçük Binali Bey zamanında bak. İnsanları küçük. Bu teşkilatın. Binali Bey zamanında. Bu teşkilatta bu SKM'de sokakta çalışanların hepsinin hakkını yiyorsun şu an. 2011'de kim? 2011'de. 2011'de kim abi il başkanıydı? Bak emin ol. Bir dakika, 2011'de kim il başkanıydı? Cihat Akay. Peki 2014'te kimdi? Bülent Delican. Tamam. İkisinin döneminde de Binali Bey buradaydı. İkisinin döneminde de birinde 11 tane milletvekili çıkardı. Birinde 1 milyon yakın oy aldı. Tamam. Ki 17-25 operasyonları olmuştu, hatırla. O dönem İzmir'de tarihinin en yüksek oyunu. Tamam, rakam veriyor. Abi istatistik rakam veriyor. 2017 Kasım, 2015 Kasım seçiminde kim vardı? Şuraya geleceğim. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Ya 2015 Kasım'da kim vardı? Bir dakika kardeşim. Şunu, niye? Şöyle. Hesabına gelmeyince bir dakika. Bir şey bitireyim. Bir dakika ya kardeşim. Bitir. Ya. Biz Binali Bey'in dönemini konuşuyoruz ya. Sapıtmam, başka yere alıp başka yere çekme. İstatistik çekmiyorum söyle. Abi sen istatistik ben veriyorsun. Ben başka bir şey anlatıyorum kardeşim. İstatistik vermiyorum. Rakamı sen veriyorsun. Ben Binali Bey döneminde... Madem Binali Bey geldi 14 vekil çıktı. Madem Binali Bey geldi 11 vekil çıktı. Oy 1 milyon oldu. 1 Kasım seçimlerinde liste başı kimdi? Bana söyle. Tamam anlattım. 1 Kasım seçimlerinde liste Binali başı kimdi? Bir dakika, sıfat bir dakika. Olarak kim vardı? Binali Bey vardı. Sıfat olarak bakan sıfatıyla değildi. Geleceğin tamam. Başbakanı diyelim. Tamam. Herkes bakıyor. Doğru evet, mu? Evet evet. Kaç vekil çıktı? Yani sen şimdi kaç vekil çıktı ya abi? Dakika, dakika, ya bir matematiğini bir soruyorum dakika sana. Ya, bir dakika, abi senin matematiğini soruyorum kardeşim, sana. Bir dakika. Bir dakika beyefendi. Sakin ol, kontrol et. Ya ben sakin oluyorum, kontrol et. Ha sen kendi bildiğin doğru. Bir dakika. Bir doğruyu söyleyince senin kafanda yanlış. Bir dakika kardeşim, bir dakika. 2014'te Bülent Delican geldi. 2017. Tamam mı? Bak 2017 yıl. Aradan 3 yıl geçmiş. Sen teşkilat mı bıraktın ya çalışacak? 1 Kasım biz 2015'ten bahsediyoruz. 2015 seçiminde. Tam, bir, tam 2015 seçimi. 1 Kasım. 1 Kasım 2015. Bir senede. Bir senede Delican bitirdi mi? Delican mı bitirdi bir tane? Teşkilat mı kaldı? Peki bir şey soruyorum sana. 7 yılda, bir yılda yürütmesine en az 15 tane adam. 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki milletvekili farkı var mı? Hani şeydir, Orman ve Çevre Bakanı Veysel Bey'in olduğu, tamam. Veysel Erol'un olduğu tamam. Listede de 8 çıktı. Hmm. Binali Bey'in başını çekti, listede 8 çıktı. Tamam, kardeşim. Nereye geleceğim? Hani ben sana soruyorum. Sen diyorsun ki Binali Bey geldi 11 Ekim çıktı, Binali Bey geldi 1 milyon oya çıktı. 8'e düşünce de Binali Bey vardı. Bir dakika beyefendi, bir dakika. 7 Kasım, 7 Haziran seçimlerinde Binali Bey çalıştı. 1 Kasım'da da Binali Bey tamam. Çalıştı. Tamam, tamam abi. Hani 7 Haziran seçimlerinde gitse Binali Bey hiç gelmese dediğin tespit doğru. Ama 7 Haziran seçimlerinde de alanda Binali Bey vardı. Tamam mı? 1 Kasım seçimlerinde de alanda. Tamam ben de sana söyleyeyim. Sen 2011'de 11 vekil var diyorsun. 2011'de 11 vekil var. 2015'te 8 vekile düşmüş. Binali Bey düşürdü o zaman. Ben de o mantıkla bakarım senin mantığına. Binali Bey düşürsün ya. Gelince artıyor da olunca düşünce o mu? Bir dakika kardeşim. Hani kerabet Binali Bey'de değildi? Sen diyorsun ya. Ben senin lafına söylüyorum. Ben de diyorum ki bu kentte Binali Bey'i insanlar sevdi. Tamam mı? Sevdi. Tamam. Oyunu verdi. Peki 2011'den tamam 15'e kadar insanlar nefret etti de oyu mu düştü? Hayır. Senin mantığına sen soruyorum ben. Sen teşhat bırakmadın ki. Ha? Teşhat bırakmadın. Hani Binali Bey tek başına yetiyordu. Çalışınca herkes yetiyor, çok seviyordu. Işte o sevdiği için oy atmıştı. Atıyor. Kendinle çelişiyorsun sen şimdi. Niye kendimle çelişeyim ya?
Abi kardeşim, Binali Bey'i sevdikleri şey için 11 vekil çıkıyorsa Binali sevdikleri vakit 8'e düşüyorsa bu rakam sevgide azalma vardır. Yok ya. Tabii. Senin mantığın nasıl? Bu arada il başkanı yok. Bu neyi biliyorum lan? İl başkanı yok bu arada. Ariston'un düz mantığına benziyor. Bir dakika, bu arada il başkanı yok. Hiçbir şey yapmadı. Teşkilatları bozmadı. Abi ben de sana 30 tane ilçe başkanı değiştirmedi. Abi bu değil mi? Allah Allah. Yönetimler değiştirmedi. Ariston'un... Teşkilatlar bir kavga etti, dövüş etti, mahkemelik oldu. Bir sürü şey oldu. Bunlar kimin döneminde oldu? Ariston'un düz mantığı. Ya kimin döneminde hayat oldu? Hayat acıdır. Kardeşim, biber de acıdır. Biber de bir hayatın gerçeğidir. Bu mantık. Teşkilatlar kimin döneminde kavga etti, mahkemelik oldu? Anlatsana bana. He? Niye anlatmıyorsun? Kavganın olduğu yerde, tartışmanın olduğu yerde ekipçilik olur mu ya? Particilik olur mu? Bu dönem o değil. Binali Bey engel olsaydı kavgaya madem bu kadar muhtedir. O kadar adamlar var. Ya Binali Bey teşkilatla uğraşacaksa il başkanı ne gerek var? O zaman Binali Bey'in bir sürü adam var burada. Binali Bey zaten sokağa gitmiş, halka dokanıyor. Sen de teşkilatlarını kontrol et kardeşim. Kardeşim, ben sana bir soru sorayım. Ya söylediğim var ya. İl binası. Bak. Yani söylediğim var ya. Bitireyim abi. İnan söylediğim Allah var ya. Allah Allah. Sen yani söyleyince doğru oluyor. Ben söyleyince yanlış oluyor. Bir şey söyle. Şurada sadece il başkanını savunmak için. Yani şu il başkanı şöyle, savunmak için bir şey söylemiyorum. Senin söylediklerini çarpık. Ya ne söylemek çarpık. Kadık. Yani 2011'de bu adam bu geldi, kente, oy artıyor. 2015'te düşünce oy düşünce. Bu kente. Ya yapma, mintat Allah'ını seversen ya. Bu kente Binali Bey'in hiçbir katkısı olmadı değil mi? Abi o zaman olmaz, katkısı vardı, düşmede de katkısı vardı. Ömer Cihat Akay elinde sihirli denek vardı. Dokandı 11 milyon. Yapma gözünü seveyim. Dokandı bir program önce Ömer Cihat Akay teşkilatlarda iyiydi diyorsun. Şey ben o zaman kendinle çalışıyorsun. Ben de. Sana bir kelime söylüyorum. Ben sana şunu söylüyorum. Bir dakika söyleyemeyiz. Kardeşim ben söylediğim arkasındayım. Ben diyorum ki teşkilatlar bir yere kadar. Adayın sağlam olmazsa ya bir şey soracağım. Sana sormuyorum. Hüseyin Ahmetoğlu'na soracağım. Sen cevap vermiyorsun. Kaçıyorsun. Doğru olduğunu bildiğin için. Ya Hüseyin Ahmetoğlu burada yazar mı ya? Eski il binamızda başkanın yan odasında kimin odası vardı? Ve herkes o odaya niye geliyordu? Bu il başkanından daha il başkanı bir danışman vardı orada ya. Bunu sen de biliyorsun. Ama şimdi inkar edersin. Niye? Kendi savunduğunu doğru çıkarmak için. 2011'de bu adam 11 milletvekili çıkardı. Tamam. Eyvallah, Allem Bey canlı, senin de işte sihirli değneği vurdu, çok seven vardı. Seven yoktu demiyorum, kalitesiz adamlar da demiyorum. Çok kaliteli adam olabilir. 2011'de 10.000'e çıkarmışsan, 2015'te 8'e düşmüşse bir yerde soru işareti vardır abi. Bir yerde bir eksiklik vardır. Ya teşkilatın sana çalışmamıştır, ya sen orada koyduğun adamlar işe yaramamıştır, ya sana olan sevgi azalmıştır, teveccüh azalmıştır. Budur ya. Bak, zaten Ahmet Davutoğlu sana gerek yok, yazmış bir şey. Hüseyin Ahmet Davutoğlu. Neyse. Hani var mı? Şimdi söylüyorum iki senedir adam şey var. Şimdi ben basit örneğini vereyim. Ne oldu? Canan Merkez eski yere dönüyor. 12 tane atana niye? Eski adamlar geldi. Eski nereye vekiller, dönüyor? Eski il başkanları. Nereye dönüyor? Yani Canan Merkez eski ruha dönmeye çalışıyor. O eski ruh, senin kafanda eski ruhları bir anlat. Ben eski ruhu anlatmıyorum. Kim geleli? Yazdın ya sen geçen eski ruhlarını. Ya, ben eski ruhu yazmadım. Bizi şu an radyomuzu dinleyenler. Ben söyleyeyim. Kadın kolları eski başkanı bile dahil masaya yatırıldı. Gönderildi. Bu eski yönetimlerden bir tek Ömür Kabak masaya yatırılmadı. O da son dönemde partiyle ilgili aleyhte yazdığı için. Ömür Kabak mı? Evet. Bir iki köşe altında birkaç yerde yazarken ilk yazdı. Ondan dolayı eklenmedi. Ha bunun haricinde Ömer Cihat Akay'da konuşuldu. Aydın Şengül'de konuşuldu. Ali Aşık'ta konuşuldu. Halen de konuşuluyor. Evet. Çünkü ciddi anlamda eski ruhu getirmeye çalışıyorlar. Ama eski ruhta değişiklik var mı yok mu ona kimse bakmıyor. Herkes birbirinin handikapını kazıyor. Haberi yazdık en az 30 kişi aradı. Yok Aydın Şengül'ün bu özelliği var, Ali Aşçı'nın şu özelliği var, Ömer Cihat'ın bu özelliği var. Ben de hepsine ortak cevap verdim. Madem hiç kimseyi beğenmiyoruz, çıkın ortaya kardeşim. Çıkın ama adam gibi birini koy. Temayüller öyle gitmiyor biliyorsun yani. Ya, ortaya çıkman da bir şey öyle değil abi. Yani. Şu an genel merkezde bizzat Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı müdahil. Bak Aydın'a atadıkları adam Nazilli'nin kurucu üyesi, Aydın'ın kurucu üyesi. İki dönem vekillik yapmış. Nazilli eski ilçe başkanı. Tamam. Konya'ya atadıkları adam Konya eski milletvekili. Tamam, İl yönetimlerde kurucu olmuş. Tamam onları biliyoruz. Düzce'ye atadığı adamlar aynı şey. Tamam, artık adamlar biliyoruz. Nerede biliyor musun? Hani biz söyledik ya parti büyüyor ama suni büyüyor. Niye suni büyüyor? İktidarın nimetlerinden yararlanmak isteyen adamların hepsi oraya kaymış vaziyette. Evet. Şimdi biz ne dedik? Hatırlıyorsun bundan bir buçuk ay önce bir haber yazdık. Dedik ki burada seninle konuştuk. Dedi ki parti içinde temizlik yapılıyor. Artık istihbari çalışmalar daha çok oluyor. Bu adam nedir ne değil. FETÖ'cüler mi kısızlıyor başka nemalanmak ister misin diyor. Genel başkan ne diyor sırala? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu partide metal yorgunluğu vardır kardeşim. Metal yorgunluğu dediği bünyesel yorgunluğa değil. Eskiler yeni gelenlerle baş edemiyor. Çünkü yeni gelenler var olan ağın içine girmek için zorluyor. Zorlayınca da sıkıntı yaşıyorlar. Evet.
Sıkıntının temel sebebi. Teşhir yapısını çok iyi bilmek lazım. Tamam işte bilmiyorlar bu adamlar. Ben gelirim buradan ihale alırım. Oradan şöreklerim. Bugün bak herkesle ilgili dedikodu var abi. Evet. Herkesle ilgili dedikodu var. Yani yok şu danışman bunu yapmış, şu vekil bunu götürmüş, şu getirmiş, bunu getirmiş, bu vekil oturmuş, bu vekil kalkmış, bu vekil yatmış, bu vekil yemiş. Bir sürü de dalga geçiyor. Şimdi ben bununla ilgili yazı yazmışım. CHP'leşen AK Parti diye yazmıştım evet. Yıllarca. Çünkü artık gittikçe dedikodu kazanı çok fazla kaynamaya başladı. Ve bu partinin en yakın anketörleri bile şey diyor, bu parti %40 bandındadır kardeşim diyor. Evet. 7 Haziran seçimlerinin de altındadır. 7 Haziran seçimleri bu parti için alınan en kötü oydur. Evet. En kötü oydur. Bu süreç var yani. Bu kadar ne söylüyorum. İşte başkanım aradı. Bülent Delican sayın. Yayındayız sonra görüşelim. Neyse. En kötü süreçtir. Bunu söylüyor. En yandaş anket firması bile %40'ın üzerine çıkarmıyor. Piyasada %36,5 civarında dolanıyor bu oylar. Evet. Anlatabildim mi? Yani işin ilginç tarafı o kadar bir farklı boyuta taşınıyor ki bunun için en iyisi sağlamını, en güvendiği, en iyi bildiği adamları getiriyor. Görevlendirebileceği, yapabilecek adamları getiriyor. İl başkanından bahsediyorsun. Tabii il başkanlığı için. Yani Türkiye genelinde bunu yapıyor. İzmir'de de bu beklenti var. Ha bizim öğrendiğimiz kulislerde doğruluk payı ki biliyorsun bugüne kadar burada söylediğimiz her şey harfi harfine çıktı. Ha bizi yayında izleyenler sonra özel haber logosu atıp yayınlıyorlar. O da başka canları sağ olsun. Ama insanlar biliyor yani kimin neyi nasıl konuştuğunu. Evet. Son şey örneği var işte. Mahmut Özgen'in örneği var. Burada artık şey var. Kulislerde 3-4 tane isim geçiyor. Ha Nesin Ulema abisinden dolayı ağır bir veto yedi. Hatta çok sert tepkiyle karşılandı. Ve bu burada artık ben il başkanları Hamza Dağ genel başkan hemsinin çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü direkt genel başkan beraberinde Binali Bey'le masaya oturuyor ve etrafındaki kurmayları şurada şu olmuştur, burada bu olmuştur diye açık açık çalışmalar yapıyor. Yani bu net raporlar veriyor. Raporlanıyor. Bununla ilgili geçen dedim ya Arge'nin telefon açması tepki topladı. Çünkü millet il başkanlarını denetleme yetki teşkilatta. Arge'nin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve milletvekillerini yoklama yetkisi var. Bu roller biçildi. Yani bu telefonlar boşuna gelmiyor. Gitmiyor yani insanlar. Burada bir değişiklik olacak. Ama ben bunu 10 ay önce söyledim. Kongrede değişir. İzmir kongrede değişir. Kongrede Bülent Delican'a teşekkür ederiz. İyi çalışmalarda bulunuz. Sağ olun der. Şey yapar. Bak İzmir ilçe kongrenin tarihleri de açıklanmadı. AK Parti'nin birçok yerde ilçe kongresi yapılıyor. Doğru mu? Evet. İzmir'in ilçe kongreleri de açıklanmadı. Bence ama il başkanı kendi durumuna bak durumunu bekliyor bence. Kongrenin takvimini açıklanması için. Ama genel merkez açıklıyor. Onlarda il başkanlığının yetkisi yok ki. Hani planlamayı CHP, şey mi yapıyor? CHP İzmir'de yapıyor. Planlamayı il başkanlığı yapıyorsa ama şeyde CHP deki yapı AK Parti'nin tam tersi. AK Parti'de farklı bir yapı yönetiyor. Evet. Yani AK Parti'de siz orada şeklen varsınız ama birçok şey zaten sizin elinizde değil ki. Yani Hüseyin Ahmet'le onunla karışıyorsun. Sen doğru diyor bir yerde. Adamı getirmişsin. Geldiği günden beri bugün alınacak, yarın alınacak, öbürsü gün alınacak. Dün alındı, bugün alındı. Perşembe alınacak, cuma alınacak. 10 gün sonra, 5 gün sonra. Böyle bir süreçte çalıştı. Ha Bülent Delican kötü yönetim göstermiştir. Birçok konuda belki. Ama İyi de bir çalışma ortamı yok yani. Şimdi biz seninle burada doğru düzgün hani bağırıyoruz, çağırıyoruz. Millet diyor aa kavga edecekler biliyor musun? Ama biz fikir tartışırken sesimizi yükseltemiyoruz. Ama bu kapıdan çıktıktan sonra bizim yine dostumuzlar. Evet. Hani futbolcularda var ya yılların özel rekabeti sağ içinde kavga olur ama sağ dışında çıkınca can ciğerler. Çünkü biz burada işimizi yapıyoruz. Ben doğru bildiğimi millete anlatmaya çalışıyorum. Sen doğru bildiğini anlatmaya çalışıyorsun. İkimiz aynı düşüneceğiz diye bir mantık yok. O zaman zaten bu programın anlamı olmaz yani. Sen ne dediğine ben haklısın Mithat, sen benim ne dediğime haklısın Adem dediğin vakit zaten yapmayalım bu programı biz. Aynen. Ben de onu söylüyorum yani bir de 2019 planı diye bir süreç var AK Parti'de. Daha en vahim olan o plan o zaten yani. Bak o planda açık açık şey söylüyor adamlar çalışma şeklini değiştiriyor yani. Evet. Çünkü çalışma şeklinde buna şey de dahil, baraj durumu da dahil çünkü ittifaklarını kaybetmemesi gerekiyor AK Parti'nin. Yani yarın öbür gün o baraj %5'e 7'ye çekilirse kimse şaşırmasın. Mesela seçimin merkezinde milleti oturtma diye bir çalışma var. Fabrika ayarlarına dönme diye bir rapor var. Bunlar hepsi raporla belgelenmiş. AK Parti'nin fabrika ayarları nedir? 2003'teki kuruluş, 2002'deki ve 2009'a kadar olan, 2007'ye kadar olan sürece geri dönmesi. Evet. İşte yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele hedefinin
tekrardan çıkarılması, bununla örtüşmeyen ve yapılan çalışmaları baştan gözden geçirme diye bir şey var. Mesela fitneye geçit yok diye bir çalışması var ki bu parti içinde, işte demin anlattım var ya, dedikodular işte. Ahmet bunu yapmış, Ali bunu yapmış, Veli bunu yapmış, Bülent olsaydı kötüydü, Ahmet olsaydı iyiydi, Mehmet olsaydı buydu. Bu kavramı tümden siliyor. Evet. Parti içinde fitne yapan edenler ki, ve tabanda ittifaktan bahsediyor. Tabanda ittifak da demiş de MHP'yle bugün çok iyi bir ittifak var. Hani tek parti hükümeti gibi görünsen aslında koalisyon hükümeti var. Evet. Yani gizli bir koalisyon var çünkü sandıkta her şeye okey diyen bir parti var. MHP diye karşısında. Onun da barajın altında kalmaması diye bir çalışma var. Bütün hikaye burada dönüyor abi. AK Parti kendi eski tarihine dönüyor ve 2007 öncesinde AK Parti, o partiler sürekli şikayet etti ya, 2007 ve 2009'a kadar, 2007'ye kadar çok iyi, 2009'a kadar kısmen iyi giden partinin geri getirilmesi. Evet. Ve bunda da müteahhitler gidip mücahitler gelecek. Ve bak sana ciddi bir örnek de veriyor, iddiada da bulunuyorum. Parti içinde sonradan gelenlerin birçoğu temizlenirse şaşma. Ha bugün İçişleri Bakanlığı yapanlar, başka partiden gelip bakanlıklar yapanlar dahil olmak üzere bunlar. Temizlik yapılırsa. Çünkü bu sana oradan %1 oy getiriyorsa da kendi partinin içinde, yani bir tane oy getiriyorsa kendi partinin içinde iki tane de kayba sebep oluyor. Evet. Çünkü bu adamlar geçmişte partiyle ilgili atıp tutanlar, partiye bir sürü sallayan adamlar. Yani bütün vizyon değişecek. Ve bu vizyona ayak uydurmayan, adapte olmayan hepsi gidecek. Bunun için de en rahat nasıl uydururum diyor. Ben kuruluşta yola çıktım. İl başkanı olan, kurucular olan, milletvekili olan adamlarla beraber çalışırım. O adamlarla biz yol yürürüz diye. Bakın. Evet. Yani burada Bülent Delican'la değişirse şaşma. Ha Bülent Delican da ilk kurucular içinde yer alıyor. İlk meclis üyelerinden biri. Ha o da değişirse kimse şaşırmasın yani. Evet. Bitti mi? Evet. Süremiz de bitti zaten. Hiç müdahale etmedim. Dikkat et bak. Sen, ben her konuştuğumda araya girdin ama bak ben 10 dakikadır konuşuyor, hiç müdahale etmedim. Doğruyu söylüyorum da neyini tamam. Müdahale edeceksin? Ben de doğruyu söyleyeyim kendime göre. Ben sana soru sordum, sorudan rahatsız oldum. Hangi sorusu? Diyorum ki 2011'de 11'e çıkmışsa 2015'te niye 8'e düştü? Buna cevap veremedin işte. Ya cevap veremedin değil yani, sen ben ona cevap verdim. Yayını tekrar bence izle. Şeyden sonra akşam böyle bak, sağlam, üstüne gitme Mithat'ı diyorum. Sağlam kafayla bence ben bir bundan şey sonra sen üstüne gitme. Yok fark etmez, ben İzleyiciler öyle söylüyor. Söylediğim her cümleyi diyor. Söylediğim her cümlenin arkasındayım. Ben izleyicilere saygı duyduğum için gitmeyeceğim üstüne. Aslanlar gibi de savunurum. Senin de doğru bildiğin bir şey varsa sonuna kadar söyleyebilirsin. Ya Hüseyin Ahmet doğru güzel bir şey söylemiş. Niye bu kadar savunuyorsun diye. Yalnız Yücel abi seni yiyormuş. Yücel Özel mi? Binali Bey bu canı Cemil Şeboy atıp torbadan atıyla kayın mepuz yapmaktan gayri bir şey yapmadı demiş. Ama ilk şeyde de Mithat'cığım AK Parti AKP kulislerini çok iyi biliyorsun. Valla kutlarım. Delican İzmir genlerine uygun biridir. Binali Bey il başkanı yapsalar bile AKP'nin İzmir'de alacakları oy budur. Ha gayret Mithat diyor. Yücel abim sana destek vermiş. Artık neyse. Sırtın yere gelmez. Bitti mi? Hüseyin Ahmet Oğuz sana cevap vermiş. En büyük yüzdelik oran Sayın Ömür Kabak döneminde, ben %51 almazsam çeker giderim dediği dönemde alınan oydur diyor. Kaçtı? 37 civarıydı. %38 gördü parti ya. 36 gördü. 38'i gördü. 36 gördü. Neyse. Yönetmenim işaret ediyor. Çalışma şevki kırılmış diyor. Benim aynı dediğimi söylüyor Hüseyin Ahmet Oğuz. Kimin? Delican. Delican geldi geleli hiçbir zaman rahat bırakılmadı. Yıllarca her gün görevden alınıyor, veriliyor. Şimdi her beni çalımın, şimdi konuşturacağım. Çalmanın alternatifiyle mücadele eden bir il başkanı, sizce insanda çalışma şevki kalır mı? Katılıyorum Hüseyin abi. Ya Hüseyin, neyse Hüseyin programımız Ahmet bitti. Olduğunu, reklama gireceğiz. Hüseyin Ahmetoğlu'nun ben Ömer Cihat Akış'ın yazdıklarını da biliyorum. Şeyleri de biliyorum. Şimdi neyse. Dur ya. İl başkanlarımız içinde fark oluşturanlar ilkeli, liyakatlı, bilgili, kısa bir dönem içinde Ömür Kabak, Bülent Delican, Ali Aşık olarak sanabilir mi? Sayın yönetmenim bu yorumları okumaya devam etsin. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Bir anons yapayım. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz konuğumuz olacak. Yarın saat 13'te burada Sayın Başkan'la beraber olacağız. Ve Sayın Nakçı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.